çekeceğim diye. Sen çek. Yesin ya. En son kuru yesin. Elma işiyle uğraşıyoruz. Diğer adı hurma. Biz kuru işi yapıyoruz. Genelde kurutmaya yönelik yapıyoruz kendimiz. Tabii yaş da satıyorlar ama biz kendimiz kuru yapıyoruz. Ama iyi. Kalitesi de güzel. Hava yağış olmadığı sürece herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yağış genelde üründe bozma yapıyor. Küf olayı oluyor yağış yağdığı sürece. Onun harici bir sıkıntı olmuyor çok şükür. Bunu genelde kuruması 20-25 gün içerisini buluyor. Hasatına yani soymasına yaş alımında aynı civarda yapıyorlar. Ama bayağı uzun sürede kuruyor. Tabii yağış olasılığı işi değiştiriyor. Yağış yağdığı sürece bir ayı falan bulma sıkıntısı oluyor. Bu sene nasip olursa kurusu 4-5 ton civarlarında çıkacak. Sattığımız yerler genelde bizim buraya alıcılar geliyor, ihracatçılar. Aydın tarafından yani kuru işesi yapanlar onlara veriyoruz. Diğer türlü genelde hale de veren oluyor tabii ki de ihracat için elma alanlar. Elma nasıl bir işlemden geçiyor? Elmayı önce tabii bahçeden toplayıp geliyoruz. Sonra burada soyma aşamasını yapıyoruz. Soyduktan sonra aparatlar deriz. Şu aparatlara asıyoruz. Onlu şekilde, şey şekilde aparatlar var. Onlu ve dörtlü şekilde. O şekilde asıyoruz. Ondan sonra kurumasını bekliyoruz. Kaç gün sürüyor? Kuruması 20 gün civarlarında sürüyor. Normalde Aydın'a, İzmir'e, Antalya'ya, oralara satıyoruz. Kuru işi yapanlara satıyoruz. İnternet üzerinden satış yapıyorum. Kargo ile anlaşmam var. Oradan yolluyorum. Talebimiz yüksek. Toptan alışlarda da oradan yolluyoruz. Kişiye özel de yolluyoruz. Tarımın her türlüsünü yaptık. Pamuk, pancar, kiraz, işte cennet elması, ağırlık üzüm de yapıyoruz. Şu an üzüm de var. Ama son yıllarda ağırlık Honaz'da cennet elmasına döndü. Bu cennet elması Honaz için bir nimet, kurtuluş oldu. Yani can damarı diyelim. Can suyu oldu Honaz'a. Bu aylarda da Honaz 2-3 ayını bununla geçiriyor. Kışa girerken iyi bir yani Honaz için ekonomik gelir yani. Hatta şimdi ihracata gittiğini de öğrendik. Yani Honaz'dan sevindirici bir haber. Çünkü tarım diğer ürünleri böyle bir parayı yapmıyor şu anda, kazandırmıyor. Ne kadar ürettiniz? Bu yıl yaş olarak 50 ton var. İşte kuru da 25-30 ton tesisimizi büyüttük. 30 ton falan düşünüyoruz bu yıl. Denizli Honazlıyım. Yaklaşık olarak 2 yıldır cennet elmasının kurusuyla ilgili ihracat ve yurt içine satışlarımız mevcut. Hem yöre halkı da aynı şekilde güzel bir şekilde ürünlerini temiz satışını yapmakta. Biz de bu vesileyle onların ürünlerini yurt dışına gönderiyoruz. Şu an daha çok Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Almanya, Avusturya var, Hollanda ve Belçika. Bunun yanı sıra Amerika olarak Kanada'da bu sene satışımız gerçekleşecek inşallah. 2017-2018 yılında Arges'in yaptığımız aparatları hala üretmekteyiz. Çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bütün Türkiye'ye satıyoruz. Tüm Türkiye'de, Amasya'da, Çanakkale'de, Adana'da bayilerimiz var. Onlar bizden alıyor. Çiftçilerimize, oradaki üretim yerlerindeki çiftçilerimize tedarik ediyorlar. Bu şekilde çalışıyoruz, üretiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Honaz ilçemizde cennet elması hasatımız başladı. Şu anda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yaklaşık 1350 çiftçinin 13.000-14.000 dekar alanda üretim yapmaktadır. Cennet elmasını yaş olarak ve kuru olarak satıyoruz. Yaş olarak toplayıp işte hallere veriyoruz. Orada sarartıp işte sonra müşteriyle buluşturuyoruz. Kuruyu da gördüğünüz gibi aparatlara alıp soyup, aparatlara asıp, kurutup tüketiciyle buluşturuyoruz. Cennet elması son günlerde biliyorsunuz bayağı revaçta bir ürün olmaya başladı. Honazımızda da revaçta bir ürün oldu. Şu anda herkes hummalı bir şey çalışma içinde cennet elması topluyoruz, satıp, kurutup tüketiciyle buluşturuyoruz. Fiyatlar ne kadar arası değişiyor? Yaklaşık fiyatlar kurularda 60-70 lira civarında.
Yaş da 6-7 lira arasında. Reklam yok. Çikolatalar abi onlar iyi. Ben de onu görmüyorum. Ona çifer misin? Bu da daha güzel. Şıkkırıyor ya içeri.